Züleyha'nın öyle fikirleri var ki inanamazsınız. Hadi bakalım anlat şimdi fikirleri. Anneciğim şimdi sizin yanınızda. Hadi hadi anlat yani senden duysunlar. Evet çok merak ettik Züleyha Hanım. Peki. Yakında bir kermesiniz olacakmış sanırım. Halk eğitimin bahçesinde. Evet geleneksel evet. Kermesiniz. Acaba bu kermesi burada yemekli bir gece olarak mı düzenlesek? Eşraf ailece gelse. Olur. Neden olmasın? Çok gayet güzel olur. Olur. Seviniriz. Çok güzel olur. Davetiyeler de ileri gelenlere satılır. Böylece derneğe ek bir gelir sağlanmış olur. Çok güzel düşünmüşsünüz. Hayır, kesinlikle. Çok güzel. Şeyden de bahset. Hani açık arttırma. Bu gecede de bir açık arttırma. Evet kızım açık. Açık arttırma. Bu gecede açık arttırmayla değerli bir şey satılsa. Ne gibi? Şey gibi mesela bir tablo. Yani o yani derneğe hibe edilebilir bir antika eşya. Mesela benim bir çini vazom var. Ben onu seve seve hibe ederim. Yılmaz Bey değil mi o? Dalyan gibi maşallah. Allah sahibine bağışlasın. Çok yakışıklı çocuk. Ne kadar kız annesi varsa hepsi sıraya girmiş. Sebep? Yakışıklı çocuk. Zengin de. Genç kızların da dilinden düşmüyor. Allah Allah. Ne üdüğü belirsiz bir adam. Gökyüzünden düşer gibi Adana'ya geldi. Araziler, çırçırlar satın aldı. Ama bu değirmenin suyu nereden geliyor bilmiyoruz. Gencecik adamın servetinin kaynağı ne bilmiyoruz. Bu servet mi yoksa haram para mı bilmiyoruz. Ama kızımızı vermek istiyoruz. Asalete itibar kalmamış demek ki. Hünkar Hanım haklı. Yılmaz Bey'i kim tanıyor? Nereden geldi, kimin nesi? Kim biliyor? Bayanlar anlatsanıza kimin bir bilgisi var? Ama Allah için kötü bir şey de duymadık Hünkar Hanım. Bizim bey pek övüyor Yılmaz Bey'i. İnşallah yanılmaz eşiniz. Çünkü yarın öbür gün bu Yılmaz'ın bir foyası çıkarsa... ...o zaman üzülecek adamcağız değil mi? Anne kalkalım mı? Kalkalım kızım. Bize müsaade. Çok memnun olduk. Görüşmek üzere tekrar. Üzere. Çok memnun olduk. Tekrar görüşürüz.